Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan Risalesi'nden orucun hikmetlerini müzakere etmeye devam ediyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyinâtin minel hüdâ vel furkân. Evet, bu ayet-i kerimeyi tefsir sadedinde binler hikmetinden orucun hikmetleri, birkaç hikmeti diye 9 hikmeti anlatıyordu. Biz 4. nüktede kalmıştık. 4. nükteyle zaten kısa 5. nükteyi mümkünse beraber müzakere etmekte fayda var. Çünkü bunlar, şimdi göreceğiz, iki kademeli: nefsin terbiye ve tezhibine, yani tehzibine. Nefsin terbiye ve tehzibine. Tehzip, güzelleştirme demek. Bir de tezhip var, o süsleme, özellikle altın suyla vesaire. Karışıyor bazen, ben de telaffuzda şaşırdım. Tehzip, güzelleştirme, ahlak için kullanılıyor. Şimdi nefsi önce bir sınırlarına çekmek, haddini bildirmek, ondan sonra da onu donatmak, süslemek, ahlak güzelliği kazandırmak. Oruç bu iki açıdan hakikaten çok hikmetli bir hediye-i ilahi, bir şükür vesilesi. Biraz ince mesele, biraz da Zülfiyare dokunuyor, Zülfü Nefs'e dokunuyor. Onun için çok dikkat gerektiren iki bahis. Ben de her okuduğumda yeni bir veçhesi dikkatimi çekiyor. Beraber inşallah müzakere edelim. 4. nükte, Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, burada terbiye boyutunda ele alınıyor. Terbiye etmek, eğitmek, olgunlaştırmak, bir amaca, bir hedefe uygun hale getirmek. Daha çok ağaç yaş iken eğilir, çocuklar için kullanılıyor terbiye. Mürebbi, mürebbiye de terbiyeci demek, güzelce onu eğitme manasına. Nefis de böyle epeyce yontulması gereken bir tomruk gibi, odun gibi bir şey. Alıp onu böyle ince mobilyaya, möbleye dönüştürünceye kadar üzerinde çok işçilik gerekiyor. Nefis terbiyesi. Evet, bu ciheti bakalım oruç nasıl temin ediyor. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Allah öyle yaratmış. İnsana taktığı nefsi imtihana tabi vesile olsun diye böyle yaratmış. Öyle bir nefis ki kendini hür, müstakil, serbest bu şekilde algılıyor. Böyle görüyor. Hep gözü gönlü bunda. Ya hiç karışanım, görüşenim olmasa, bana kimse emretmese, ben istediğim gibi hareket etsem. Fabrika ayarı nefsin böyle. Nefis kendini hür, serbest ister, öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfe mayeşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Bakın, fabrika ayarı dedik ya, fıtri olarak Cenab-ı Hakk'ın nefse verdiği hususiyet bu. Kendinde bir rububiyet vehmi diyor. Yani ben terbiyeye muhtaç değilim. Ben alemi terbiye için görevliyim. Herkesi benim hizaya getirmem lazım. Bana kimse dokunmamalı. Ben herkese istediğim gibi ayar vermeliyim. Nefsin özelliği bu. Mevhum, vehmettiği bir rububiyeti var. Bir Rablığı, alemin maliki, sahibi bu. Bunlara biliyorsunuz egosentrik diyoruz. Doğuştan bütün nefisler bencildir. Egoist diyoruz.
yontula yontula diğergam olmaya, fedakarlığa, insan olmaya doğru gidiyor. İşte bu ben merkezci, kainat benim etrafımda dönüyor. Ben çok önemliyim. İşte narsizmin bunun ayna karşısındaki kendine aşık olma işin bir veçhesi. Bu nefsim fabrika ayarından gelen bir şey. İmtihan unsuru bu. Mevhum bir rububiyet, yani vehmettiği, kurguladığı bir rablığı var kendince. Keyfe mayeşa hareketi, yani canı nasıl isterse, nasıl dilerse, keyfe mayeşa, nasıl dilerse demek, canı nasıl isterse hareket etmeyi fıtri olarak arzu eder. Fıtratında, yaratılışında nefsin bu yön var. Zaten bunu dizginlediğimiz zaman, bu serkeş atı terbiye ettiğimiz zaman güzel bir binek oluyor. Yoksa bizi uçurumdan uçuruma savurur. Dizginlenemeyen at, serkeş atlar vardır ya, böyle üstünde kimse duramaz, bineni atar. Rodeocular var ya, at üstünde kaç saniye durabildi diye. Onun gibi bir şey yani. Bizim aslında nefis terbiyemiz. Nefse binmişiz, bindiğimizi zannediyoruz ama herkesin nefsi ona binmiş. Halimiz harap. Hevasını ilah edinmiş. İşte bu mevhum rububiyet ve keyfe mayeşa hareket nefsin fıtratında var. Fabrika ayarında var. Bunu arzu ediyoruz. Bunun yansıması nasıl oluyor? Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Ya sen hadsiz ihtiyacın var, muhtaçsın ve senin bu ihtiyaçlarına göre de hadsiz nimetler senin büyümen, gelişmen, adam olman için hazırlanmış. Sen bu şekilde terbiye olunuyorsun. Yok ya, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben zaten her şey elimin altında. Zaten her şey bana hizmet etmesi lazım. Dolayısıyla kendinde minnet hissi uyandıracak, fatura ödetecek işlerden kaçıyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Düşündüğü an çünkü teşekkür etmesi gerekecek. Bu da yanını yere vermesi. İşte şirk, kibir böyle bir şey. İmtihan bu işte. Böyle bir nefse diyorsun ki sen muhtaçsın. Bak, sana bu nimetleri veren, ihtiyacını karşılayana bir teşekkür etmen lazım. Evet, bunu nimet kabul ettiğimde vicdanım diyor ki teşekkür edeceksin. Peki teşekkürden kurtulmanın yolu ne? O zaman nimeti inkar etmek. Onun için yapılan iş ne oluyor? Fiilen nimeti inkar etmek. İşte Rahman suresinde 31 defa siz bunları nimet saymıyor musunuz? Rabbinizin hangi nimetlerini inkar edebilirsiniz diye sayıp sayıp bizim bu cephemize Kur'an tedavi uyguluyor. Bunlar nimet, bunlar nimet, bunlar nimet. Sen bu nimetlere muhtaçsın. Bunları ben veriyorum. Öyle mi? Ya Rabbi, tamam, o zaman teşekkürü sana edeceğim. Ben ağaca, kurda, kuşa teşekkür ediyordum. Bunlar sendenmiş. Anladım, teşekkür. Şimdi anladığı zaman teşekkür edeceği için en iyisi görmezlikten gelmek. Çamura yatıyor. Nefis böyle. Deve kuşu gibi. Yükü gördü mü kuşum diyor. Uç dendiği zaman deveyim diyor. Böyle mugalatayla işi götürüyor. Bakın, nefis deve kuşudur. Bitti. Bunun başka nefis tarifi yok yani. Nefis deve kuşudur. Şartlara göre yatır. Ne yapıyor yani? Nimetlerle, hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Çünkü yine fıtratı diyor ki sen birinden bir iyilik gördüğünü kabul ediyorsan teşekkür etmen lazım. Çünkü el insanı abidül ihsan. İnsan ihsanın kölesidir. Ya biri bana ihsanda bulunuyormuş, o zaman insan olarak ihsana teşekkürle mukabele ediyor. Ama ihsanın olmadığını, doğadan geliyor, ne ya? Hep söylediklerine üstad her şey Allah'ın nimeti dediği zaman nasıl bir felsefeyle karşı çıkılıyor? Ya nereden çıkarıyorsun ya? Diyor. Her şeyi Allah'tan, Allah'tan, Allah'tan istemek, Allah'tan bilmek. Ne gerek var? İşte meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan alıyoruz ya. Gerekirse toprak içinde bir şiir yazarız. Ondan sonra benim sadık yarım kara topraktır. Tam işlerine geliyor. Bak ne güzel işte. İnkar ediyor mu, etmiyor? Gün gelir bir de bağrına basar. Benim sadık yarım kara toprak. Bunu o dönemin söylemleri içinde söylüyor. Ama manayı harfiyle baktığında, Allah'ın bir hizmetçisi, rahmet hazinesinin kapıcısı olarak düşündüğünde, ki Aşık Veysel'de o cihette açık yani. Ama o dönemde rejimin resmi aşığı olarak kullanmak isteyenler onu o şekilde veriyorlar.
İşte meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan isteme. Çünkü aksi takdirde insan kendisine birinin nimet verdiğini düşündüğünde teşekkür etmesi yine insani bir refleks. Bozulmamışsa insan ihsanın kölesidir. Ya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. İnsansan bu böyledir yani. Yediği kaba pisletmez insan. O zaman bunun çözümü ne oluyor? İşte ya biz zaten tesadüfen olduk. Maymundan geldik. Şöyle oldu, böyle oldu. Her şey tesadüfen oluyor. Bir yere kadar işi götürecek. Faturadan kaçıyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususan hele hele dünyada servet ve iktidarı da varsa, biraz da böyle mirasa konmuşsa, işleri rast gidip Cenab-ı Hak bol bol nimet vermişse, al başına iş. Gaflet dahi yardım etmişse, hiç gaflet hiç geri durur mu zaten? Her an yardımımıza koşuyor. Sen yeter ki gafleti çağır. Gaflet üstümüze neyi var neyi yok boca ediyor. Bizi kıpırdayamayacak kadar gevşetiyor. Mal mülk hazıra konmuş, yokluk ne bilmiyor. Bir de gaflet var. O zaman ne oldu? Bu nefis nasıl çalışır? Nereye götürür? Bütün gasıbane, hırsızcasına nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. İşte şekil bir de görüldüğü gibi. Bakın, inançsız, Allah'ı düşünmeyen, halis mümin olamayan, şekilden ibaret işte, lafızdan ibaret, gaflet altındaki halimize bakın. Bütün gasıbane, başkasına ait malı haksız yere el koymak, gasp etmek değil mi? Adamın çantasını kapıyor, kaçıyor. Göz göre göre soygun, buna gasp diyoruz. Gidiyor, ağaç yerinden kaçamıyor ki, tutuyor. Ver bakayım şu meyveyi. Alıyor, tur. Bu da fena değilmiş, ver bakayım bunu. Ne yapacaksın sen? Yarın yine yaparsın, ver bana. Her gördüğümüzü yoluyoruz, gasp ediyoruz. Ya bir teşekkür gönderecektin hani. Ne ya işte ağaçtan kopardım. Zaten bahçıvan suluyor. Daha ne vereceğim ben ona? Ya o hizmetçi, esas onu gönderen kim? Bütün bir mevsim bekleyip senin kapına getirdi. Ne yapıyorsun? Manava o kadar para veriyoruz ya işte. Garsona da bahşiş veriyoruz. Daha ne istiyorsun? İstediğim gibi yiyeceğim. Allah Allah. Bir acayip mahluk. Bütün gasıbane, hırsızcasına nimet ilahi hayvan gibi yutar. İster aleni gasıbane, hırsız da biliyorsunuz gürültü çıkarmadan, çaktırmadan yürütmeye hırsızlık diyoruz. Hır çıkarmak, gürültü patırtı. Gasp ederken hır çıkarıyoruz. Yani hırlı ya da hırsız bir şekilde Allah'ın nimetlerini iç ediyoruz. Teşekkür falan yok. Niye? Ya işte doğa gönderiyor ya. Doğa her şeyi düşünmüş. Ne güzel. Oh. Gasıbane ya göz göre göre aleni ya da hırsızcasına çaktırmadan nimet-i ilahiyeyi hayvan gibi yutar. Hayvanın şükrü, fıtri şükür olduğu için onun yoncaları iştahla evirip çevirip biçip yutması onun şükrü oluyor. Onu da süte çeviriyorsa, ete çeviriyorsa onun ibadeti o. Senin bir ürünün olmadığı için şükürden başka sen o nimetleri tükettiğin zaman Allah'a şükredeceksin. Çünkü ne etin ne sütün hiçbir böyle bir ekosistemde sana bir görev yok. Senin görevin şükretmek. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Beni tanısınlar, ibadet etsinler diye yarattım. Öteki hobin senin yani. O hobilerini Allah'a karşı vazifeymiş gibi öne çıkaramazsın. Allah'a karşı vazifeni yap. Ondan sonra diğer işlerinin de zararı yok. Ama onu yapmadığın zaman diğer canlılarla kıyaslayıp da ye içkül oyna bak onlar da öyle yapıyor. Düşünme, sade arzu et. Bak böcekler de öyle yapıyor diye. Bizim 30'lu yılların milli eğitim politikasında gençlere bu felsefe öğretiliyor. Ya sen ne düşünüyorsun, dert ediyorsun? Takma kafana. Düşünme, sade arzu et.
heva ve hevesin canın ne çekiyorsa öyle yap. Cennetmiş, cehennemmiş, geç bunları. Bak, böcekler nasıl yapıyor, canlılar nasıl yapıyor. Ye, iç, gül, oyna, sev kardeşim. Sen bırak hayatın tadını çıkar. Ya hayatın tadı imanla çıkıyor. Ben nereye gittim bilmediğimde huzursuz oluyorum. Sen bana ahiret yok, ye, iç, gül, oyna diyorsun da çevremdekiler ölüveriyorlar. Ne olacak? Ya boş ver, dön arkanı, devam et. Kalan sahalar bizimdir. Şimdi böyle bir felsefe olabilir mi? İnsanı mutlu eder mi? Onun için buradaki ifadeler bizim ehli dalaletin Kur'an'a, sünnet-i seniyeye kulak vermeyen insanın egosuyla, nefsiyle şekillenmiş olan sistemin, ki ona heva diyoruz. Hevanın hükmettiği, kural belirlediği dünyanın tam resmi bu. Bunun için çok uzağa gitmeye yok, gerek yok. Zaman zaman sık sık bu durumları yaşıyoruz, Allah korusun. Dünyada servet ve iktidarı da varsa, nefsini de hiç yontmamışsa, gaflet dahi yardım etmiş ise, bütün gasıbane, hırsızcasına nimet ilahi hayvan gibi yutar. O zaman hani vazife şükürdü, ibadetti? Nimet göremiyorum ki. Nimeti oradan buradan geliyor zannediyor. O zaman ne yapacak? En mühim iş olan şükrü dolayısıyla gerekçesiz bırakacak. Gerekirse işte toprağa, doğaya teşekkür edecek. Doğa severler kendilerini niye tehlikeye atıyorlar? İşte bu vicdan azabını bastırmak için akılları sıra kendilerine uyduruk bir takım mevhum mabutlar. Aslında nefislerinin tayin ettiği mabutlar. Çıkarı olan her şey mabut. Doğa da onu düşünmüş, o zaman işte tabiat perestlik buradan geliyor. Bu da bizim imtihanımız. Peki oruç bizi bu badireden nasıl kurtarıyor? İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, bakın aklın anlaması yetmiyor. Akıl tamam diyor ama ya yapmak lazım, iyidir diyor ama yapmıyor. Çünkü nefis hükmediyor. Nefsin anlaması lazım. Ramazan'da zengin fakir, oruç herkes için farz. O zaman ne oldu? Herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memluktur. İhtiyacı olan bütün bu nimetler, parasını verdim benim bahçemden, doğadan, bilmem neden. Hayır. Hiçbirisi bunların malik değil. Sen hele hiç değilsin. Malik değil, memluktur. Mülk sahibi değil, başkasının mülkü. Evet. Hür değil. İstediğim gibi yaparım, serbestim, özgürüm. Hayır. Sen belli ölçülerde bir nizamın, kanunun esirisin. Meşru daireyle sınanıyorsun. O zaman hür değilsin. Keyfime göre hareket ederim. İstediğim zaman yer içerim. Hayır. Anlar ki hür değil, abdir. Kuldur, köledir. Allah'ın kulu kölesidir. Yoksa efendi değil istediği gibi. Emrolunmazsa en adi, en rahat şeyi de yapamaz. En sıradan şeyi yapamaz. Nedir? Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır. O vehmettiği, kurguladığı küçük dağları ben yarattım. Dünya etrafımda dönüyor. Bütün doğa bana yardım yetiştiriyor. Hepsi hizmetkarım falan vardı ya. O mevhum rububiyet, saltanat kırılır. Ubudiyeti takınır. Hakiki vazifesi olan şükre girer. Demek ki hakiki vazife bu. Bunu bırakıyor. Hafif olan, kolay olan ubudiyet vazifesi, şükür vazifesini bırakıyor. Dünyanın en zor, en ağır işi olan rububiyet. Alemi idare etmek, çekip çevirmek. Ya bundan ağır bir yük yok. Sen bunun altına girip bu gövdenle, bu gücünle, bu aczinle, bu fakrınla, bu faniliğinle nasıl baş edeceksin? Kendine zulmediyorsun. Taşıyamayacağın yükün altına ne giriyorsun? Senin şerefle yapabileceğin en güzel şey kulluğunu takınman, şükretmen. Bu kadar sebeplerin hangi birine minnet edeceksin? Bir tek müsebbibül esbaba
şükret. Ya Rabbi, güneşi de istihdam eden sensin. Ayı da, dünyayı da, mevsimleri de, her şeyi, elementleri de, yuttuğum lokmadaki mineralleri de hücrelerime taksim eden, onları istihdam eden sensin. Ben senin kulunum. Senin idarene, rububiyetine razıyım. Benim rububiyet diye bir davam olamaz. Kendimi yönetmekten acizim. İşte bunu dediği zaman mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır. Bizim esas rütbelerimiz, göstermemiz gereken nişanlar, takıp takıştırmak, takınmak diyoruz ya, hem bir tavrı hem de bizi şerefli gösterecek olan, onun sembolü olan nişanları, grövelleri üzerimizde takmak, değil mi? Ubudiyet ve ubudiyete giren her şey insanın en itibarlı nişanları. Burada şu liyakat nişanını almıştım, burada şunu almıştım, burada bunu almıştım. Nasıl bayramlarda kahramanlık gösteren paşalar böyle omuzları, göğüsleri şey dolu, nişan dolu. Ubudiyetin her veçesi, her unsuru bizim takınmamız gereken en muhteşem nişanlarımız. Evet, işte oruçla haddini bilir nefis ve o mevhum rububiyeti kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Yoksa nimeti nimet bilmezse, inamı, münimi kabul etmezse nasıl şükredecek? He tamam ya. Sureten dilinin ucuyla. Evet. Biraz girelim. Beşinci nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşane muamelelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasındaki çok hikmetlerinden birisi şudur ki, şimdi nefsin önce Rab olmadığını, eksiksiz, kusursuz, hiçbir tarafı yontulmayacak, kamil, olgun olmadığını oruçla, o mevhum rububiyeti kırılarak kendisinin kul olduğu kabul edildi. O rububiyeti yıktık. Putları temizledik diyelim. En büyük putu kırdık. Fakat kibir putunu kırdık. Rab değilsin. Kulsun. Anladın mı? Anladım. Her şey başkasının mı? Evet. Sen onun kulu mu, memlüküsün? Anladın mı? Anladım. Müsaade etmezse elini uzatamazsın. Anladın mı? Anladım. Ama bu yetmiyor. Putları boşalttık, yerine güzel şeyleri doldurmamız lazım. İşte ikinci kademede oruç buna da çok büyük kapılar açıyor. Nefsin tehzibi ahlakına, güzel huylarla donatılmasına ve böyle kafasına estiği gibi muamelelerden, onu alçaltacak yanlış işlerden vazgeçmesi cihetine bakan çok hikmeti var. Birisi şudur ki, bu bahsi İşaret-ül İcaz'da Üstad müttakilerle alakalı kısımda Kur'an müttakileri methediyoruz. Malumunuz Bakara suresinin ilk ayetlerinde önce burada olduğu gibi hidayet edici olarak, yol gösterici olarak Kur'an bu ayda indirilmiştir diye Ramazan'ın faziletini Kur'an'ın indirilişine bağladı. Hüden linnas, insanlar için hidayettir. Orada da hüden lil müttakin, müttakiler için yol göstericidir. Hidayet, doğru yolu gösterendir Kur'an. Zalikel kitab, la raybe fih, hüden lil müttakin. Onda şüphe yoktur ve müttakiler için hidayeti gösterendir. Burada da hidayeti gösteren Kur'an Ramazan'da indirildi. Onun için Ramazan ayı her türlü şükre, şerefe sahiptir, layıktır buyuruldu. Şimdi bu noktadan orada önce Kur'an'ı methetti. Bu Kur'an'da şüphe yoktur. Zalikel kitab, la raybe fi hüdellil müttakin. Ondan sonra da ellezine deyip o müttakiler ki diye müttakileri methetti. Onlar için hidayet rehberi.
Hidayet büyük bir lezzet. Vicdani bir lezzettir. Ruhun cennetidir der ya. İşte orada bu iki şeyi, Kur'an'ı methetme, birinci medih, ikincisi müttakileri methet. İşte müttaki içindeki putları boşaltan demek. Yanlış işleri terk eden, yanlışlardan sakınan. Ama dinin bir emirleri var, bir yasakları var. Yasaklara uymak, özü itibariyle sakınmak, takva. Kendini her türlü kötülükten, yanlıştan frenlemek, uzak tutmak, takva. Her türlü güzel işleri yapmak da ameli salih. Takva ve ameli salih esaslarını düşündüm. İmandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve ameli salih esasları diye Kastamonu layıkasında mektupta geçer. O işaretül icazda bu noktayı müttakilerin metini anlatırken iki kavram geçer. Bunu uzun uzun siz okursunuz. Şimdi zaman dar olduğu için sadece ben işaret edeceğim. Belki haftaya genişletiriz. Biri tahliye, tahliye boşaltma demek. İkincisi tahliye, süsleme demek. İşte biri putları kırmak, Kabe'deki putları boşaltır gibi gönlümüzdeki putları, mevhum rububiyeti kırdık, tahliyede bulunduk. Yani hali diyor ya, boş. Boşalttık, tahliye ettik. İkincisi tahliye, bu da süslemek. İbadetlerle süslemek, yerine güzel şeyleri koymak. Tahliye, tathir etmek, temizlemek. Tahliye, temizlemek. Tahliye ise tezyin etmek, süslendirmek manasındadır. Bunlar birbirle arkadaş olup, burada olduğu gibi daima birbirini takip ediyorlar. Onun için kalp takva ile seyyiattan temizlenir temizlenmez. İşte burada olduğu gibi mevhum rububiyeti kırılır kırılmaz. İkinci hikmeti bunun yerine güzellikleri doldurmamız lazım. Güzel ahlakın kapılan. Oruç ona da kapı açıyor. Hemen onun ardında imanla tezyin edilmiş ve süslendirilmiştir. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Burada işte uzun uzun anlatıyor. Süsleyecek şeylerde salih amellerin iki kutbu, ferdi ibadetlerin temeli namaz zikrediliyor. İçtimai ibadetlerin temeli de zekat ve mimma razaknahum yunfikun, verdiğimiz rızıklardan infakta bulunurlar diyerek zekatı tarif ediyor. Burada devamında bu ibadet çeşitlerini çok güzel, hiç ortaokulda falan nelerin üstü kapatıldığını anlıyoruz. Yani biliyorsunuz orada işte ibadetler üçe ayrılır. Bedenle yapılan, malla yapılan, hem beden hem malla yapılan. Allah Allah. Buraya bakıyoruz, diyor ki hasenat ya kalple olur. Hani kalp? Kalp yok. Bizim eğitim sistemde, din derslerinde kalple olan ibadet duydunuz mu? Kalıplı olan ibadet, bedenle olan işte namaz gibi, oruç gibi, değil mi? Malla olan zekat, hem mal hem bedenle olan da hac. Böyle öğrendik. Halbuki esas ibadetin özünde kalp var. Ya kalple olur veya kalıp ve bedenle olur veyahut mal ile olur. Bakın burada kalple olur'u bize öğretmediler. Ben burada görünce şaşırdım. En büyük temel, amali kalbinin, kalbi amellerin, ibadetlerin şemsi, güneşi imandır. Amali bedeniyenin, bedeni ibadetlerin fihristesi namazdır. Amali maliyenin, malla yapılan ibadetlerinde kutbu zekattır. Gördünüz mü tasnifi? Ahir zamanda tecdit bu işte. İmanın güme gittiği, insanların akşam mümin yatıp sabah kafir kalktı, dehşetli bir asırda iman taşımanın avuçta kor gibi zahmet verdiği olduğu bir asırda ibadetleri böyle tasnif edeceksin. Ya iman olmadan ibadet olmuyor. Onun için biz imandan hiç bahsetmedik. Ama şimdi iman yok ki zaten. İman zaafı en büyük hastalık olmuş. Dolayısıyla bunu tecdit etmeniz lazım. Kim edecek işte? Kim müceddidse o edecek.
Nereden öğrenirsen öğren. İşte bu. Evet. Burada uzun uzun anlatıyor. Bunu beraber okumak çok ufuk açıcı oluyor. Birincisinde rububiyeti kırdık. İkincisinde tehzib-i ahlaka, serkeşane muamelelerden vazgeçmesi cihetine bakan hikmetler. Bir cümle okuyup bırakacağım. Nefsi insaniyeye, insanın nefsine, nefsi insaniye, az önce bahsedilen işte hür, müstakil, kimse karışmasın diyen fıtratındaki nefse, insan nefsi gafletle kendini unutuyor. Mahiyetindeki hadsiz aczi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Fabrika ayarı bu. Evet. İşte oruç ne yapıyor? Süngüsü düşüyor. Ya ne kadar acizmişim. Ne kadar muhtaçmışım. Ne kadar eksiğim, gediğim varmış. Ente Rabbiyer Rahim, en abdükel aciz diyen nefis hangi nefisti? Aç bırakılan nefis. Başka türlü bir azaptan, hadis-i şerifte öyle anlatılıyor. Hiç yanını yere veriyor mu? Ben benim, sen sensin. Fabrika ayarı bu. Son nüktede onu anlatıyor. En sonda artık bitiriyor. 11 ay sürecek dersini, işte senede bir ay Cenab-ı Hak mahz-ı lütuf olarak bize vermiş. Yoksa biz bu nefsi nasıl zapt edeceğiz? Nasıl anlatacağız? Bir senede fabrika ayarları tekrar lastik gibi eskiye dönüyor. Ama oruç ona tekrar tabiri caizse ayar çekiyor. Bak sen malik değilsin, sen Rab değilsin, sen öyle istediği gibi hareket eden her şeyin merkezinde değilsin. O zaman ne oluyor? İşte gönlündeki putları, rububiyeti, kibri kırıyor. Yerine de aczini, fakrını anlayınca ne yapacak? El açacak. Dua edecek. Bütün zerratıyla dua edecek. Ya Rabbi, bir bardak su gönder, biraz çay gönder. İşte orucun nefsin huylarını güzelleştirmede, serkeşliğini kırmadaki büyük hikmetleri bu noktadan başlıyor. Tabii bunu anlamak ve uygulamak mühim olan, hissemizi bu noktada artırmak, ayarları mümkün mertebe hassas yapmak ki bir sene bunu idare edeceğiz. Farz olmayınca kolay kolay yanaşamıyoruz. Bahane çok. Ama farz olduğunda akan sular duruyor. Bari tam istifade edelim. İnşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.